Deprem felaketi yaşadık. Deprem felaketi dediğimiz şey arkadaşlar 11 vilayetimizi sarstı. Bunlardan 5 vilayetimiz ağır hasar aldı. Bu depremin devletin bütçesine getirdiği arkadaşlar ilk tahminlerde 105 milyar dolar bir hasar tahmini vardı. Bu bütçe. Bu bütçe nasıl ödenecek arkadaşlar? Nasıl kaldırılacaktı? Bunu ödeyebilecek bir havuz veya bir yardım buluşması bu miktarda mümkün değildi. Devletin bütçesinden bu rakamlar ödenecekti. Bu noktada devlet birinci önceliği deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasına verdi. İkinci önceliği enflasyonla mücadeleye ve enflasyonu 2026 sonuna kadar inşallah tek haneli rakama indirmeye öncelik verdi. Ve bazı alanlarda kısıntı yapmak zorunda kaldı. Bu noktada buna rağmen Türkiye ekonomisi COVID'in olduğu 2020 yılında da pozitif büyüme gösterdi. 2021 yılında %11'in üzerinde gösterdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu anlattığım büyük sıkıntılarda ve doğal afetlerden sonra bu büyüme performansını göstermek çok büyük bir başarıydı. Biz bunu sizlerle, halkımızla yaptık, özel sektörle yaptık, dinamik ekonomimizle, müteşebbislerimizle yaptık. 2023 6 Şubat'ında deprem olduğunda bizim gider bütçemiz değerli arkadaşlar 4,5 trilyon lira olarak belirlenmişti. Sonra Temmuz ayındaki ek bütçeyle 6 trilyona çıkarılmıştı. O zamanki hesaplara göre 2.2 trilyon lira bundan 1,5 sene, 2 sene önceki hesaplara göre depremin yükü vardı. Yani devletin bütçesinin %40'ı kadar bir harcama gerekiyordu. Bu da ancak dayanışmayla başarılabilir. Bakın daha 2 yılı doldurmadan deprem bölgeleri hızla ayağa kalkmakta. 200 bine yakın insanımız yıl sonuna kadar yeni evlerine kavuşmuş olacaklar. Köy evlerine ve iş yerlerine, ticarethanelere kavuşmuş oluyorlar. Önümüzdeki yılda ciddi bir deprem yükümüz olacak. Ondan sonra inşallah bütçemizde deprem yükünün ağırlığı minimuma doğru inecek. O zaman da arta kalan kaynaklar üretim için, yatırım için ve özellikle toplumda sosyal kesimler için, emeklilerimiz için daha çok pay ayrılarak yeniden bu 6 Şubat depreminin etkilerini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Muhalefet sürekli olarak bir kriz edebiyatı ve felaket tellallığı yapıyor ve ülkeyi ekonomik açıdan kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor. Son zamanlarda sosyal medyadaki yalan ve iftira furyalarıyla toplumsal alanda da bir kaos ortamı sürüklemeye çalışıyor. Bununla kendine iktidar yolu aramaya çalışıyor. Orta vadeli program uyguluyoruz. Ekonomide bir dengeleme programı. Dediğimiz gibi temel amacımız deprem bölgelerini toplam 3 yıl içinde ayağa kaldırmak. Bunun ikinci 1,5 yılı tamamlandı. İkinci yılını birkaç ay sonra tamamlayacağız. Ondan sonra 3. yılda inşallah enflasyonla mücadelede hızlı bir iniş sürecine de gireceğiz. Eylül ayı itibariyle %49'a TÜFE geriledi. Gıda fiyatlarının ortalaması %43'tü arkadaşlar. Ve bu anlamda hızlı bir gerileme kaydettik. 4 ayda 26,5 puan yıllıklandırılmış enflasyonda gerileme oldu. Önümüzdeki yıl 2025 ve 2026 istikrar dönemi olacak.
20'li rakamların altına önce indirip ondan sonra da inşallah tek haneli rakama indirme. İş Adamları Derneği 5. Oğlan Kongresi'nde hediye Sayın Bakanımıza takdir ediliyor. Alkışlarınızla. Sayın Milletvekili'nizi de özellikle.